TRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 12 Eylül 2017 ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Haberimize Fethullahçı terör örgütüyle ilgili yargılama sürecinden söz edeceğiz ama öncelikle 12 Eylül dediğimizde tabii hemen aklımıza 12 Eylül 1980 yılı geliyor. O korkunç süreç, on binlerce genci, tabii Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir süreçti ama on binlerce genci daha yakından ilgilendiriyor. Bir sağdan asalım, bir soldan asalım dönemi. Hepiniz hatırlayacaksınız, özellikle yaşı yetenler hatırlayacak, yetmeyenler okumuştur kitaplardan. Türkiye için karanlık bir süreçti. Gençlerimiz kendi canlarını kurtarma adına yurt dışına firar ettiler, yurt dışlarına. Kimi Almanya'ya gitti, kimi Suriye'ye gitti, kimi başka ülkelere gitti. Ben o zamanlar 12-13 yaşlarında çocuk yaşta sayılacak biriydim ki çok az şeyin farkındaydık ama aklımda sadece o zaman cemse derlerdi. Askeri araçlar ve o askeri araçlardan sokakları tutan askerler kaldı aklımda. Ve o cemselere daha sonra doldurulan o dönem abilerimiz olan gençler. Sadece o dönemi hatırlıyorum. Kapkara bir dönemdi. Yaşadım yani, bizzat yaşadım, onu anlatmaya çalışıyorum. Umarım ki ülkemiz bir kez daha böyle o acılı günlere bir daha şahit olmaz. Dedik ama işte 15 Temmuz'da hatırlayacaksınız yeni bir deneme yapıldı. Hatta 12 Eylül'den daha da zalim yeni bir deneme. Fethullah terör örgütü devletin her kademesinde yer alan isimlerden oluşan bir terör örgütüydü. Ve 15 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek için harekete geçmişlerdi. İnsanların üzerine kurşun yağdırdılar. 250'ye aşkın insanımızı kaybettik, hatırlayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı neredeyse sıfırlandı diğer ülkeler arasında, dış ülkeler arasında. Ancak şükür ki Allah'a başarılı olamadılar. Ve bir kez daha buradan hem 1980'i bir kez daha yaşamayalım inşallah, hem de Fethullah ve Fethullahçı terör örgütü gibi örgütlere de ülkemiz sahne olmasın diye diliyoruz. Ve haberimize geçiyoruz. İşte 15 Temmuz dedik ya, Fethullahçı terör örgütünün darbe kalkışması. Orada yargılamalar sürüyor. Hatay'dayız ve Hatay'da aralarında 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın da olduğu, 44 sanığın yargılandığı dava sürdü. Söz konusu davadan 2 polis tahliye edildi. Hatay'da 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 39'u tutuklu, 3'ü tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında tutuklu olan 2 polis memuru tahliye edildi. Hatay'da 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla aralarında dönemin Hatay'da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serin Yol Er Eğitim Alayı ile Garnizon Komutanlığı'nda görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ve muhtarın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat savunmasında darbe girişimi olduğu, 15 Temmuz'da hakkında sıkı yönetim komutanı olarak atandığı iddialarını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Sıkı yönetim direktifinin geleceğini bilmiyorduk. Bize sadece 15 Temmuz günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir yazı geleceği söylendi. Benim de yazı ile kafamda Türkiye'nin Suriye'ye gireceği ve hazırlık yapmamız konusunda düşünceler vardı. Sıkı yönetim direktifi adı altında bize yazı geldi. Ben de sözde direktifte yazılanları dikkate almadım. Benim darbe girişimiyle uzaktan, yakından bir alakam yok. Tahliyemi talep ediyorum," dedi. Yargılanmasına devam edilen 44 sanık hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan da 5 ile 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.
39'u tutuklu, 3'ü tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında tutuklu olan 2 polis memuru tahliye edildi. Evet ve geride bıraktığımız Kurban Bayramı nedeniyle on binlerce Suriyeli kişi ülkesine gitti, Suriye'ye gitti. Bayramı orada geçirmek üzere. Tekrar olmasın diye bu konu üzerinde çok durmayacağım. Çünkü son dönemlerde hep bunu dile getirdik. Yani madem Suriye'de bir sıkıntı yok, siz orada bayramı geçirmeye gidiyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Orada kalsanıza be kardeşim kendi ülkenizde. Neden Türkiye'ye geri geliyorsunuz? Madem orada her şey, her sorun bitti. Artık bayramı geçirebilecek düzeye gelen bir ülkeden söz ediyoruz. Tabii biz diyoruz ve biz dinliyoruz. Çünkü bir hükümet politikası. Yani bu insanların en azından bugün için daha burada kalmasını isteyen bir politikadan söz ediyoruz. Ve bu insanlar bu nedenle buradalar. İşte Kurban Bayramı'na gidenler gitti. Şimdi geri dönüşleri başladı. Ve an itibariyle 6.000'den fazla kişi Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Ama burada bir konu var. Bir konu var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık sınır, Türkiye Suriye sınırı, Hatay Suriye sınırı, belki öyle demek daha doğru, artık eskisi gibi değil. Öyle isteyen gidecek, isteyen gelecek, artık öyle bir şey yok. Çok sıkı önlemler alındı ve bu Suriyelilerin geçişleri sırasında da 113 adet güvenlik kamerası, 13 adet yüz tanıma kamerası 24 saat boyunca kayıt yapıyor. Kurban Bayramı tatilinde Suriye'ye giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Bayram için Cilvegözü sınır kapısından Suriye'deki güvenli bölgelere giden sığınmacıların 5 Eylül'den itibaren başlayan dönüşleri kapsamında 6.180 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Cilvegözü sınır kapısına gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı, yabancı tanıtma kartıyla sağlandı. Cilvegözü sınır kapısında güvenlik tedbirlerine önem veriliyor. Suriyelilerin bavul ve eşyaları gümrük muhafazada görevli bomba imha köpeği Trixie'nin yardımıyla kontrol edilerek güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutulmaya devam edildi. Sınır kapısında polis, jandarma ve gümrük muhafaza memurlarının yanı sıra parmak izi, yüz tanıma özellikli güvenlik kameraları, X-ray cihazları, narkotik ve bomba uzmanı köpekleri de giriş ve çıkışın yoğun olduğu bölgede güvenliği sağlıyor. Cilvegözü sınır kapısı ve ara bölgeye kadar 113 güvenlik kamerasıyla 24 saat kayıt alınıyor. Gümrük sahası içerisinde yer alan bölgede bulunan 13 yüz tanıma kamerası ise yolcu girişlerinde aktif olarak kullanılıyor. Sınır kapısından yasa dışı geçişleri önlemek adına uygulanan parmak izi yöntemiyle daha önce ülkesine dönüşlerde kaydı tutulan ve Türkiye'ye geçiş yapan Suriyelilerin kontrolleri gerçekleştiriliyor. Evet ve okullarımız, yani eğitim veren kurumlar, her ne kadar son dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk'e ders kitaplarında yeterince yer verildi, yeterince yer verilmedi tartışmaları olsa da bizim yegane kurumlarımız, göz bebeğimiz eğitim kurumları. Artık eğitim kurumlarının 2017-2018 eğitim ve öğretim faaliyetine başlaması için çok kısa bir süre kaldı. Yani bir hafta gibi bir şey kaldı sevgili seyirciler. Ama tabii önemli bir konu var. Eğitim çok önemli, ancak eğitim gören gençlerimizin güvenliğini sağlamak, özellikle uyuşturucu çetelerinden koruyabilmek en az eğitim kadar önemli. İşte bu nedenle İçişleri Bakanlığı okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunu masaya yatırdı ve 81 il valiliğine genelge gönderdi. Aynı zamanda video konferans, telekonferans mı diyorlar ona, video konferans ayrı bir şey, telekonferans herhalde ayrı bir şeydi. O sistemle 81 il temsilcileriyle toplantı düzenlendi. Konuyla ilgili Hatay Valiliğinde bir açıklaması var. İçişleri Bakanlığı okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunu 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, bölge jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlıklarıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.
İçişleri Bakanlığı okulların açılışına az bir süre kala 81 il valiliğini okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri genelgesinde çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu yılda devam edileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı okullarda suç ve mücadele kapsamında eğitim kurumlarını mercek altına alacak. Güvenlik tedbirleri yönünden öncelikle okulların giriş, çıkış ve açık olduğu saatlerde ekipler görev yapacak. Okullarda çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ise tüm okullar için görevlendirilecek. Genelgede okulların çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin planlaması yapılırken, önceki yıllarda yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak risk analizine dayalı planlama yapılması istendi. Bu kapsamda da aynı tedbirler Hatay'da da uygulanacak. Okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan kararlar şöyle. Resmi ve özel eğitim kurumları bahçesine, çevresine ve dış kapısı önüne, tehlikenin makul görülebileceği yakın çevresine, resmi ve özel eğitim kurumları öğrencisi olmayan, kurumla bir ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan alınmayacak. Resmi ve özel eğitim kurum öğrencisi olup ders saatlerinin dışında kurumda bulunmaması gereken öğrenci veya şahıslar alınmayacak. Resmi ve özel eğitim kurumuyla ilişiği olmayan, işsiz, güçsüz, boşta gezen insanların kurum çevrelerini, dış kapı önünü ve tehlikenin makul görülebileceği kurum yakın çevresini mesken tutmaları önlenecek. Bu hususlarda eğitim öğretim kurumunun yöneticileri, çalışanları ve özel güvenlik görevlileri yetkili kolluk görevlisiyle birlikte koordineli bir şekilde hareket edecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Hatay Valiliği imza yetkileri yönergesinin 11. maddesi M fıkrası çerçevesinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası gereğince yasal işlem yapılacak. Ve Dört Yol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy. Yaşar Toksoy'un gündeminde Dört Yol Belediye Başkanı elbette Dört Yol olacaktı. Zaten Dört Yol var gündeminde ve Dört Yol'da yaşanan bir takım sorunlarla ilgili yaptığı konuşma var sırada. Birden fazla sorun olduğu için direkt sizlere aktarıyoruz. Sizler ekranlardan izleyiniz lütfen. Dört Yol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy Dört Yol'a dair açıklamalarda bulundu. Önce Dört Yol'daki boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi BOTAŞ İşletme Müdürlüğü'nün şifreye dönüştürüleceği iddiası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun BOTAŞ Müdürlüğü'nün şifreye dönüştürülmeyeceği, aksine kapasitesini artırarak devam edeceği yönündeki açıklamasına ithafen yaptı değerlendirmesini ve Türkoğlu'na teşekkür etti açıklamasında. Başkan Yaşar Toksoy'un açıklaması şöyle. BOTAŞ şu an yıllık 3 milyon lira burada harcama yapıyorsa 20 kat büyüyecek olduğuna inanırsak yıllık 60 milyon liralık alışverişini Dört Yol'dan yapar. Bu da bizi mutlu eder. Kırıkan ve Reyhanlı'da ikinci yeni devlet hastanesi yapılırken Dört Yol'da ve internetten proje yayınlamaktan öteye gidemeyen bir süreç var. Nursan'da işsiz kalan taşeron işçiler dahil binlerce işçinin tekrar işe dönme süreci var. Dört Yol'un simgesi olmuş bir ziraat bahçesinin birilerine verilerek Dört Yol'un ortasına koyulan bir set var. 19 Aralık spor salonunun yanına yapılan ve teslim alınmasına rağmen bir türlü faaliyete geçirilemeyen bir gençlik merkezi kompleksimiz var. Her seçimlerde billboardları süsleyen artık kendi partililerinin dahi yapacağına inanmadığı bir hassa tüneli projesi var. Şimdi sayın vekilimizden ve pek değerli ekibinden bir sabah uyandığımızda bakın hastanenin temelini geç de olsa attık. Nursan işçilerinin sorununu çözdük ve çalışmaya başladılar. Hatta yarım kalan özel hastanede hizmete başladı. Bakın gençlik merkezini yarım yamalak yapan müteahhite dava açıldı. Kamu zararı ortadan kaldırıldı ve eksiklikler tamamlanarak faaliyete geçti demesini, hatta belki bir gün bakın hassa tünelini yapılamaz diyordunuz. Tünel çalışmaları başladı. En kısa sürede bitirip alnımız açık şekilde karşınıza çıkacağız demelerini vatandaşlarımız, belediyemiz ve bütün sivil toplum kuruluşları olarak bekliyor ve canı gönülden istiyoruz.
ve Defne ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımız, bu haberi lütfen dikkatlice izleyin. İki tane ayrı konumuz var. Birinci konumuz Defne ilçesinde yapılan battı çıktı projesi. Gecikti mi? Evet, çok gecikti. Sıkıntılar yaşadı mı oradaki esnaf? Evet, çok sıkıntılar yaşadı. Hep beraber yaşadı. Defneliler olarak yaşadık, Antakyalılar olarak yaşadık. Ama nihayet o projede artık herhangi bir sıkıntı kalmadı. Biz de zaman zaman oradan gidip sizlere haberler getiriyoruz. Tahmin ediyorum Aralık'ın başı gibi, yani belki Kasım sonu, belki Aralık başı gibi battı çıktı projesi bitecek ve orası tamamıyla hizmete açılacak. Bu birinci konu. İkinci konu ise o battı çıktığının bulunduğu noktadan Çekmece'ye doğru giden yol. Yani mini çevre yolu dediğimiz. Ben kendim bildiğim bileli o yolla ilgili bir şeyler konuşulur. Yol açıldı, açılacak, bitti, bitirilecek vesaire. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfi Savaş dedi ki söz konusu yolun istimlağında hiçbir sıkıntı kalmadı. Tamamı istimlak edildi ve battı çıktı projesiyle beraber hizmete açacağız. Bu ikinci konu. Bir diğer üçüncü konu ise detay aslında sevgili seyirciler. Biz şunu söylüyoruz. Evet, mini çevre yolu battı çıktı projesine bağlanacak ve hizmete açılacak. Ekranlarda izlediğiniz yoldan söz ediyorum. Ancak bu yolda altyapı çalışmaları ne durumda inanın bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Mesela doğalgaz henüz oradan geçmedi. Tahmin ediyorum elektrik iletim hatları yer altına alındı. Suyla ilgili bir problem olduğunu sanmıyorum. Ama tahmin ediyorum doğalgaz olayı kaldı. Mesela biz diyoruz ki doğalgaz da bu 2-3 ayda kazılsın orada. Ardından yol asfaltlansın ve hizmete öyle açılsın ki vatandaşa yeni mağduriyetler yaratmayalım diye. Peki bu konuda kimden ricacı oluyoruz? Elbette doğalgaz şirketinden. Ama Sayın Lütfi Savaş'ın oraya uygulayacağı baskı diyelim. Öyle mi diyelim? Evet, baskı diyelim, talep diyelim. Oldukça öneme biniyor. Bu nedenle Sayın Lütfi Savaş'tan da burada rica ediyoruz. Defne Belediye Başkanı Sayın İbrahim Yaman'dan da rica ediyoruz. Doğalgaz şirketine bir baskı oluştursunlar, bir lobi oluştursunlar. Ve söz konusu yolun altyapısı tamamıyla bitirildikten sonra asfaltlansın ki dediğim gibi yeniden mağduriyetler yaşamayalım. Peki mini çevre yolu da açılıyor dedik. Buyurun birlikte izleyelim görüntüleri. Defne Uğur Mumcu battı çıktı projesinde yürütülen çalışmaların sonuç vermesi üzerine büyük mutluluk duyan Defne sakinlerine ikinci müjde çevre yolundan geldi. Çekmece mini çevre yolu adıyla bilinen ve kent trafiğinde büyük rahatlama sağlayacağı tahmin edilen yolun battı çıktı projesiyle birlikte eş zamanlı açılacağı açıklaması. Daha önce hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hem de Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman tarafından yapılmıştı. Battı çıktı projesinde yürütülen çalışmalarda sona gelinmesi üzerine büyük heyecan duyan Defne ilçesi sakinleri şimdi de çevre yolunun açılmasını bekliyor. Mahalle sakinleri Çekmece mini çevre yolundaki altyapı çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyor. Samandağ Belediyesi diyoruz ve Samandağ Belediyesi Meclisi toplandı sevgili seyirciler. Toplam 6 madde görüşüldü, 6 gündem maddesi. Ama bunların arasındaki en önemli madde elbette son dönemlerin en çok konuşulan konusu kıyı kenar çizgisi sorunu. Samandağ Belediye Meclisi 6 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Bir önceki meclis toplantısı tutanak özetinin görüşülüp oy birliğiyle kabul edildiği Eylül ayı toplantısı Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşti. Devlet kanunu ve etkili yönetmelik çerçevesinde 1992 yıl öncesi yaklaşma durumlarının belirlenmesi usulü görüşülüp karara bağlanması. Belediye Meclis toplantısında Şimdi bunun komisyona gitmesi gerekiyor yani. Samandağ Mızraklı Mahallesi'nde tapu kaydı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 2711 metrekare alana sahip 217 sayılı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralanması için encümene ve belediye başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3830 sayılı kıyı kanunundan önceki yapılaşmayla ilgili Samandağ Çiğde'de ve Deniz Mahallesi'nde sahil şeridinde bulunan yapı adalarındaki kısmi yapılaşmaların kıyı kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde 1992 yılı öncesi yapılaşma durumlarının belirlenmesi hususu görüşüldü ve imar komisyonuna gönderilmesi oy birliğiyle karar verildi. 4 Temmuz 2017 tarih ve 66 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen 2 adet imar planı tadilat dosyası ile ilgili komisyon raporu görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. Plan tadilat talepleri görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. Ekim ayı toplantısı 3 Ekim Salı günü saat 10'da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak. Peki Arsuz Belediyesi ne yaptı? Arsuz Belediyesi'nde de meclis toplantısı vardı. Bir aylık tatilin ardından Eylül ayı toplantısı için bir araya geldi Arsuz Belediyesi meclis üyeleri ve elbette Başkanı Sayın Nazım Culha. Toplam 5 gündem maddesi görüştüler onlar da. Arsuz Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından Eylül ayı olağan toplantısını iki oturumda gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sunuldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha Başkanlığı'nda 5 gündem maddesiyle gerçekleşen toplantının birinci oturumunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili 2 maddesiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 2 maddesi olmak üzere toplam 4 gündem maddesi imar komisyonuna havale edildi. Sami Keskin. Meclisin ikinci oturumunda Arsuz Devlet Hastanesi'nin yapımının önünü açacak olan önemli bir adım atıldı. Meclis üyeleri Arpa Çiftlik 275 ve 276 parsellerle ilgili arazide Büyükşehir Meclisi'nde yapımı tamamlanarak onaylanan ve Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan da uygun görüşü alınan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylı 1/5000'lik plana uygun olduğu ve bu plan içinde Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan uygun görüşünün alınması kararı alındı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Arsuz Devlet Hastanesi yapımı ile ilgili tespit edilen araziyi sit alanı içerisinde olması ve burada oluşacak trafik yoğunluğunun mevcut Arsuz'un altyapısının kaldıramayacağı gerekçesiyle uygun görmediklerini dile getirdiklerini ve yer değişikliği önerdiklerini belirterek gerek kaymakamlık gerekse devlet kurumlarının bu konudaki taleplerinde olumlu olmaları nedeniyle de belediye olarak yanlarında yer aldıklarını ve halkın mağduriyetini gidermek adına en büyük destekle hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. Bir sonraki meclis toplantısı 3 Ekim Salı günü yapılacak. Ve Mersin'e gideceğiz. Mersin limanında bir tırda gizli zulalı diyorlar ona. Tam 1 milyon 190 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürdürülüyor. Mersin limanında bir tırda 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Trieste limanında Kuzey Irak'a transit gitmek üzere Mersin limanına gelen yabancı plakalı bir tırdan şüphelenen gümrük muhafaza görevlileri araçta arama yaptı. Aramada tırın dorse tabanına zulalanmış vaziyette 120 poşet içerisinde 366 kilo 773 gram ağırlığında 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Mersin'de biliyorsunuz sevgili seyirciler önemli ekim alanları var. Özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliği açısından. Domates ise bu ürünlerden en önemlisi belki de ve en bolca yetiştirileni Mersin'de. Ancak Mersinli çiftçilerin, üreticilerin elbette bir sıkıntıları var. Sıkıntıları şu: Rusya domates almayınca, yani ithalatına izin vermeyince Türk domatesinin, domates şimdi görüntülerde izleyeceğiniz gibi tarlada kaldı. Mersin Silifke kırsal kesimlere büyük umutlarla diktikleri domateslerini satamayan üreticiler ürünlerini tarlada bıraktı. Para etmediğinden dalında kaldı. Yani bu domatesin daha %20'sini yolmaya çıkmışız.
yaylada domates para etmeyince dalında kaldı. Üreticiler domatesin ancak %20'lik kısmını hasat etti çünkü girdi fiyatları çok pahalı. Su, gübre, parayla. Artı buna işçilik ücreti de eklenince çiftçinin beli bükük kalıyor. Domates para etmeyince, Rusya ihracatı kapanınca domates dalında kaldı. Millet perişan vaziyette. İlçe genelinde her yıl 18.500 dönüm arazide yaklaşık 200.000 ton domates üretimi yapıldığını söyleyen Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun sezon hakkında konuştu. Domates gördüğünüz gibi para etmediğinden dalında kaldı. Yani bu domatesin daha %20'sini yolmaz çiftçimiz. Bu girdi fiyatları çok pahalı. Su parayla, gübre parayla, ilaçları var. Yani işçilik var. Çiftçimiz perişan durumda. Maalesef bu sene domates para etmedi. Domates yiyen çiftçilerimiz çok mağdur. Domates üreticisi Emin Mücahit Çalışkan durumdan en mağdur olan isimlerden. Emin Mücahit Çalışkan 30 bin lira masrafla 5 dönümde domates yetiştirdi ancak beklediği satışı yapamadı. Millet perişan vaziyette. Girdi fiyatları çok pahalı olduğu için domates dalında kaldı. Ancak %15 ile %20 gibi iç piyasaya satıldı. Ancak millet mağdur durumda. Diğer geriye kalan dalında. Bunu toplayıp dışarıya bir atmadığımız müddetçe domates tarlaya yayıldığı anda domatesin asidi tarlayı perişan hale gelmiştir. Çok büyük bir masrafla bütün köylüler bekoyunu açtırmak suretiyle bu şeyleri yaptılar, tarlaları meydana getirdiler. Ancak itmeyince, domates para etmeyince şey yapalım. Bu görmüş olduğumuz şeyi üniversitede okuyan bir öğrenci bütün çabalarıyla annesine babasına şey yaptı. Ancak %15 ile 20 arasında toplayabildi. Onun için milletimiz, köylerimiz, mahallemiz çok mağdur durumda. Yetkililerden yardım istiyoruz. ...14 Eylül'ü Mersinli üreticiler de bekliyor. Bizler de bekliyoruz Hataylılar olarak. 14 Eylül'de biliyorsunuz Türk ve Rus yetkililer bir araya gelecek ve domates yasağının kaldırılması için, yani Rusya ithalatındaki yasağın kaldırılması için görüşmeler yapılacak. Eğer inşallah o söz konusu yasak, ki ben çok ümitliyim, kaldırılır ise ne Mersin'deki domates üreticilerinin domatesleri tarlada kalacak, ne de Hatay'daki mesela nakliye ihracatçılar işsiz kalacak. Böyle söyleme gerekiyor. Domates çok önemli Türkiye için. Evet, ve Mersin'den Adana'ya geçiyoruz. Önümdeki notlara göre Adana'da bir restoranda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Kavga diyor ama çatışma bu. Çünkü 20'den fazla kovan bulunuyor çatışma sonrası ve o söz konusu çatışmada iki vatandaşımız yaşamını yitiriyor, üç vatandaşımız ise yaralanıyor. Adana'da bir restoranda iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa bulvarındaki bir restoranda Kemal Daşı ile Erkan Çoral arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çoral ve beraberindekileriyle Daş ve yakınındakiler birbirlerine ateş etmeye başladı. Kavgada Murat Sultan ile soyadı öğrenilemeyen Orhan isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çoral, Serkan Kaplan ile Hüseyin Karabacak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Çoral ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Daş'ın olayda yaralanan bir şahsı hastaneye getirdikten sonra kaçtığı öğrenildi. İnceleme yapan ekipler olay yerinde 22 boş kovan buldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Adana'da kalalım ve Adana'da düzenlenen yumurtalık kitboard uçurtma sörfü festivalinde 330 sporcunun nasıl kıyasya yarıştığını görelim.
Adana'da düzenlenen Yumurtalı Kiteboard Uçurtma Sörfü Festivali'nde 330 sporcunun katıldığı yarışma final karşılaşmalarıyla sona erdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi'nin Haylazda sahilinde ikincisini organize ettiği, iki gün önce başlayan Yumurtalık Kiteboard Festivali final yarışlarıyla devam etti. Türkiye'den ve yabancı ülkelerden Adana'ya gelen yarışmacılar Twin Tip Slalom, Hidrofoil Parkur Yarışı, Free Steel ve Extreme takım yarışlarıyla 4 kategori halinde mücadele verdi. İnşallah bir iki nat daha rüzgara ihtiyacımız var. Çıkarsa çok keyifli bir kapanış yapacağız. Yarışmacıların uçurtmalarıyla denize girmeden önce hazırlık aşamalarında renkli görüntüler oluştu. Bazı yarışmacılar uçurtmalarını denize düşürürken bazıları da rüzgar nedeniyle uçurtmalarını tutmakta zorlandı. Bugün şu anda yarışçı arkadaşlarla birlikte rüzgarı bekliyoruz. Tahmini bir yarım saat, bir saate yarış olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah bir iki nat daha rüzgara ihtiyacımız var. Çıkarsa çok keyifli bir kapanış yapacağız. Yarışlar çok güzel geçiyor. Cuma'dan beri buradayız. Özellikle foil board yarışları tamamlandı. Cuma, cumartesi yapıldı. Bugün de yarışlar güzel geçiyor. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Festivalde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının yanı sıra toplam 31 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivalde slalom kategorisinde erkeklerde birinci Armağan Ersolak, ikinci Ejder Ginyol, üçüncü ise Taner Akyurt olurken kadınlarda ise Vanessa Ginyol birinci, Perimina Yormaz ikinci, Şaziye Öğüt üçüncülüğü kazandı. Festivali Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de katıldı. Ve güzel Hassa ilçesi, şirin bir ilçemiz sevgili seyirciler. Buradan bütün Hassalılara, bizi oradan izleyen Hassalılara selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Sevgili Hassalılar, sevgili hemşirelerim. Tabii Hassa deyince akla hemen üzüm geliyor değil mi? Üzümün en güzeli Hassa'da yetişir sevgili seyirciler. Üzümün en güzeli, en tatlısı, en alımlısı Hassa'da yetişir. Ve Hassa'da 8 farklı üzüm çeşidinin yetiştiği ifade ediliyor. Bunu da buradan sizlere aktarayım. Tabii bir yandan yaş üzüm olarak satılıyor yetiştirilen üzümler. Öte taraftan da kurutularak da değerlendiriliyor. Haberimiz kurutulan üzümle ilgili. Hatay'da üzüm üretiminin yaklaşık %97'sinin yapıldığı Hassa ilçesindeki üzümler kurutulmak üzere sergi alanlarına getirilmeye başlandı. Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiği ilçede yumuşak çekirdekli ve halk arasında Antep karası olarak bilinen siyah üzüm kurutularak değerlendiriliyor. Yani o üstüne geri sonuna buna yakıcı güneş altında yapılan hasat sırasında çiftçiler bir yandan sıcakla mücadele ederken diğer yandan da hasat esnasında ürün kaybı yaşamamak için özenle hareket ediyor. Genellikle kadın işçiler tarafından toplanan üzümler sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getirilip araçlara yüklenerek önceden hazırlanan sergi alanına gönderiliyor. Kasalar halinde sergi alanına getirilen siyah üzümler doğal zeytinyağı ve sodayla yıkanarak şal denilen sergilere serilip tırmıklar yardımıyla ara ara karıştırılıyor. Yani o şuna geri sonuna buna karıştırılıyor. Ortalama 10 gün boyunca serili kalan üzümler tekrar toplanarak makine yardımıyla çöplerinden ayrılıp yeniden asit oranı düşük doğal zeytinyağıyla yağlanıyor. Gün boyunca bu şekilde güneş altında kalan üzümler paketlenerek Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiliyor. Ha, bu özel bir üzüm, yumuşak çekirdekli. Yerken çekirdeği kırılıyor. Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, üretilen 100 bin ton üzümden yaklaşık 10 bin tonunun kurutmalığa gittiğini, bunların içerisinden de 2 bin ton civarında kuru üzüm üretildiğini açıkladı. Ama toprağından ama havasından rayihası, tadı çok güzel. Yani yemeyenlere öneririm, bir tadına baksınlar. Şimdi pazara gönderdiğim üzümlerden bir bölümünde işte böyle, gördüğünüz gibi. Kurutma yapıyor arkadaşlarımız.
bazı üreticilerimiz kurutma yapıyorlar. Ha, bu özel bir üzüm, yumuşak çekirdekli. Yerken çekirdeği kırılıyor. Hani bildiğim kadarıyla bunu çekirdeği insan vücuduna çok faydalı. Yaklaşık 100 bin ton üzüm üretiliyor. Ha, bunun da yaş üzüm. 100 bin ton yaş üzümün 10 bin tona yaklaşık kurutmaya gidiyor ki bu da 2000 ton civarında kuru üzüm elde edilmiş oluyor. Hasta kuru üzümü kalitesine göre 7 ila 11 lira arasında satılıyor. Evet ve geride bıraktığımız 2-3 gün önce işte 8 Eylül'dü. 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'ymüş sevgili seyirciler. Ben de yeni öğrendim. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Hatay İl Temsilcisi değerli dostum. Benim de buradan selamlarımı iletiyorum kendisine, ailesine. Sayın Temim Erikli, Ali Bey dedi 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü ve biz de bir etkinlik yapıyoruz Harbiye'de. O söz konusu etkinliğe bizleri de davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de öğrenmiş olduk, böyle bir günün farkına varmış olduk. Fizyoterapist ya da fizyoterapistler tabii çok geniş bir sağlık alanına hizmet ediyorlar. Buradan günlerini kutluyorum. Onlar da orada hem bir konferans yaptılar, 3-4 tane konuşmacı vardı, hem de ardından bir araya geldiler, dayanıştılar, öyle diyelim. Bizim de kameralarımız bu söz konusu etkinlikteydi. 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kutlamaları, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Hatay İl Temsilciliği tarafından düzenlenen mesleki konferansın ardından dayanışma yemeğiyle kutlandı. Hatay'da görev yapan dernek üyesi çok sayıda fizyoterapistin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Hatay İl Temsilcisi Temim Erikli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Her ne kadar son zamanlarda ülkemizde fizyoterapist sayısı bir artış göstermiş olsa da, Türkiye'deki kişi başına düşen fizyoterapist sayısı Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin sayısına göre oldukça geri bir durumdadır. Ve dolayısıyla fizyoterapist sayısının ülkemize de artması gereken bir durumdur. Fizyoterapistlerin hayatın her alanında, okullarda, fabrikalarda, hastanelerin bütün servis ve kliniklerinde, bütün spor kulüplerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, huzur evlerinde, bakım merkezlerinde ve özel kliniklerde halka hizmet verebilmeleri için ve bunun önünün açılması için istihdamın arttırılması gerekiyor. Ve bu istihdamın arttırılması hem fizyoterapistlerin yeteneklerinin hem de halka sunumunu ve iletişimin sağlamasını arttıracaktır. Etkinliğe Mustafa Kemal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hasan Hallaçeli de katılırken, konferansta konuşmacılardan fizyoterapist Serkan Kazan, fizyoterapistler için yasal bilgilendirme konulu bir sunum gerçekleştirdi. Fizyoterapist Serap Vural'ın toplum sağlığında çalışacak terapistlerin yetki, görev ve sorumlulukları konulu sunumundan sonra da son olarak fizyoterapist Gökhan Ekiz, fizyoterapistlerin kendi iş yerlerini açması için izlenen yollar hakkında bilgi verdi. Son 10 yılda biraz iyi gittiğini düşünse de çok tatmin olmadığımızı düşünüyorum. Dünyada yaklaşık 120 yıllık geçmişi olan, Türkiye'de ise 1960'lı yıllardan bu yana yürütülen fizyoterapistlik hakkında bilgi veren Türkiye Fizyoterapistler Derneği Hatay İl Temsilcisi Temim Erikli, Türkiye genelinde 14 bin civarında fizyoterapistin sağlık kurumlarında, üniversitelerde, spor kulüplerinde, huzurevi, özel rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra özel klinikler gibi kurumlarda görev aldığını hatırlattı. Gerek istihdam alanından arttırması ve gerekse eğitim kalitesi ve standartların yükseltilmesi ve mesleki otonominin sağlanması ancak meslek örgütü çatısı altında bir araya gelmek suretiyle ve meslek birliğine üye olup maddi manevi destek vermekle mümkündür. Ve İskenderun diyoruz. İskenderun'da TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında bloklar hızla yükseliyor sevgili seyirciler. Tam 1055 konutluk yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor.
İskenderun'daki TOKİ projesinde bloklar hızla yükseliyor. İskenderun'da 1055 konutluk yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. TOKİ tarafından Gültepe'nin üst kısmında Düğün Yurdu Mahallesi'nde birinci etabı 1055 konuttan oluşan yeni bir yerleşim yeri inşa ediliyor. Projede konutların yanı sıra okullar, parklar ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarla tüm yaşam standartlarının sağlanmasını öngören yapılar yer alıyor. Yapılan ihale kapsamında ilk etapta 1055 konut ile birlikte bir cami, 24 derslikli ilköğretim okulu ve 24 derslikli lise inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor. Farklı metrekarelerde ve yüksekliklerde 2+1 ve 3+1 konuttan oluşan projede otoparkta yer alıyor. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de projede emeği geçenlere teşekkür ettiği bir açıklama yaptı ve tasarımda peyzaj alanları ile araç yaya yolu kurgusu vatandaşların geleneksel semt kültürünü koruyabilecekleri bir yaklaşımla ele alınan proje hızla ilerliyor. Projenin başlamasına destek olan hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, İskenderun halkı adına teşekkür ediyoruz dedi. Evet, son haber kaldı önümde. Bu da sporla ilgili sevgili seyirciler. Hatay'dayız ve Hatay futbol hakemleri ve gözlemcileri 2017-2018 yılı sezon açılışını Antakya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi. Hatay futbol hakemleri ve gözlemcileri 2017-2018 yılı sezon açılışı Antakya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. ...133 hakem, 38 gözlemci ve çok sayıda spor severin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Hatay Şube Başkanı Özhan Mısırlıoğlu ve Hatay İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Atasever yeni sezonda Hatay hakemliği ve gözlemciliği için her zaman güzel çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Lütfen herkes üzerine düşen görevi büyük bir açık yüreklilikle yaparsa, birbirine yardım ederse, sorunları çözmede destek olursa sanıyorum ki çok daha iyi yerlere geleceğiz. O bakımdan tekrar söylüyorum, lütfen birbirimize her zaman her konuda yardımcı olalım. Futbol çok eğlenceli, çok güzel bir oluşum, güzel bir oyun. Bunun da seyrinin güzel olması için hepimize görev düşüyor. Ve sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.